Merhabalar, Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle ipimizin markası Alize Burcum Batik arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle 4 numarada tunus şişi kullanacağım. Sizin ipinizin kalınlığına göre değişebilir. Ben birazcık daha kalın bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Bu model kalın tığla daha da güzel oluyor. Şöyle hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle zincirlerimizi birazcık bol çekelim. İlk zincirimizi sıkılama zinciri. Bunu iyice sıkıladım. Sonra diğerlerini bol çekiyorum ki toparlanma yapmasın. Bu kadar zincir benim için göstermelik için yeterli. Hemen buradan zincirlerimi ilmekle zincirlere batarak ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Her bir zincirden bir tane ilmek çıkarıyoruz. Son ilmeğimi de çıkardım. İlmeklerimizi çıkarmış olduk. Şöyle iki. Şuradaki baştaki iki ilmeğimi beraber kapatıyorum. Yalnız buradakileri iki iki kapatmıyoruz. Şöyle şunla şunu beraber kapatıyoruz. Şöyle sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Yalnız bu modellerde toparlanma olduğu için bazılarında şimdi bir sıra haroş öreceğiz. Şöyle arkadan ipimi öne alıyorum. İlk ilmeğime batıyorum. İpimi öne aldım. Bu şekilde örüyorum. Tekrar öne aldım. İlmeğime batıp örüyorum. Öne alıyorum. İlmeğime batıp ters örüyoruz. Modelde isterseniz bir ters bir düz yaparak lastik de yapabilirsiniz. Ben sadece ters örerek haroşa elde etmek istiyorum. Birkaç sıra haroşa örerek burayı tamamlayabilirsiniz. Burada bir tane daha ilmeğim var. Son ilmeğime de batıyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Şöyle haroşalarımız ortaya çıkmış oldu. Yine bunları 2-2 kapatıyoruz. Haroşa sırasını birkaç kere yükseltebilirsiniz. 3 veya 4 sıra yaparak bunu tamamlayın. Ben şimdi bir sıra daha yapıp tekrar geri geleceğim. 2 sıra haroşamızı örüp tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyorum. Bundan çok güzel şal olur, atkı olur arkadaşlar. Kare şalları da yapabilirsiniz. Hemen şöyle şu ara boşluktan böyle artık örmeyeceğiz. Şu ara boşluktan, ilk ara boşluktan batıyorum. Bir sonrakinde buradan batmayacağız. Bunu unutmayalım. Birinci sırada ara boşluktan battım. İlmeğimi çıkardım. Şu ara boşluklara batıyorum.
modelden 2 şiş yapmıştık arkadaşlar. Modelde sorun oluyormuş. Benimkinde yamulma falan olmamıştı ama arkadaşların alış şekillerine göre bazı modeller değişebiliyor ilmek alışından dolayı. Onun yerine alternatif bunu yapabilirler. Aynı renkten de yapıyorum ki ona alternatif olsun. Şöyle ara kısımlara batıyorum. Her bir ara kısımdan bir tane ilmek çıkardım. Şimdi sona geldik. Burada baştan aldığımız için baştan almıştık. Burada şu arada burada iki tane ilmeğimiz var gördüğünüz gibi. 1 2. Bunu atlıyorum ve sondaki ilmeğe batıyorum. Sondaki ilmeğe battım. Yine aynı sayıda ilmeğimiz var. Her sırada sayın. 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 tane ilmeğimiz mevcut. Şimdi bunları ikişer ikişer kapatıyorum. Bu lastiği uzun bir şekilde haroşalarınızı yaparsanız arkadaşlar hiç katlanma olmaz. Hepsini kapattık. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum model olarak. Burada birinci sırayı batmadan hemen bu ilmeği atlıyorum, önünden batıyorum. Buradan ilmeğimi çıkardım. Ara kısımlara batıp ilmek çıkarıyorum. Her bir ara kısımdan bir tane ilmek çıkarıyorum. Oldukça da bol örerseniz sizin için daha iyi olur. Şöyle her bir aradan ilmeklerimi çıkarıyorum. Başı ve sonu önemli. Ortaları hep aynı şekilde devam ediyor. Başını sonunu kaçırmayın. Sırası belli zaten. Gördüğünüz gibi burada atladığımız için burada boşluk oluşmuş oldu. Buradan anlayabilirsiniz. Şimdi burada iki tane ilmeğimiz var. Bu iki ilmeğin ortasına batmak istiyoruz. Batmazsak burada atladığımız için eksilme olur. Buraya battım ve son ilmeğime tekrar batıyorum. Son ilmeğimi battım. Yine sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz var. 16 ile başlamıştık zaten. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Dediğim gibi sadece başı ve sonu bunun için önemli. Ortalara aynı ilmek çıkarıyoruz sadece. Bu şekilde yapmazsak örgümüz çap oluşuyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Bu aradan ilk atladığımız ara boşluk gördüğünüz gibi. Buradan alıyorum. Birinci sıradan ilmeğimi çıkardım bu sırada. Burayı doldurmuş oldum. Hemen aralara batıyorum. İlmeklerimi çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi zaten boşluk. Bu aradan batıp ilmek çıkarıyoruz. Şöyle sonuna geleyim. Bu tığları da soranlar var arkadaşlar. Bunu ben tuhafiyeden aldım. Bu çok güzel. Takılma falan olmuyor. Şöyle baştan almıştık. Buradan doldurduk. Şimdi burada iki tane ilmeğimiz var gördüğünüz gibi. Bunu atlıyorum. Sondaki ilmeğime batıyorum. Yine burada 16 tane ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane ilmeğimiz var. Yine kapatıyorum. Bir tane daha başından göstereceğim. İyice anlaşılır olsun diye. Bence bundan çok güzel de bebek battaniyesi olur. Şöyle şu haroşaları yapıp şu kenarlardan da 5 tane falan haroşa yukarı çıkarak arkadaşlar ortasını sadece bu şekilde örerseniz çok güzel battaniye olur. Bunun içinde telli şişler var. Onları kullanacaksınız. Ben şimdi videonun sonunda göstereceğim. Şimdi bu ara boşluktan batmıştık. Gördüğünüz gibi dolu zaten. Boşluk yok. Hemen bunu atlıyorum. Bunu atlıyorum.
bir diğerinden. Buradan değil, bir sonraki ara boşluktan ilmeğimi çıkarıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle sırasıyla çıkarayım, sonunu bir kere daha göstereyim. Şimdi burada atladık. Gördüğünüz gibi boşluğumuz var. Buradaki ara kısma mutlaka batmamız gerekiyor. Aradan ilmeğimi çıkardım. Son ilmeğe tekrar batıyorum. Bunların arasında bir tane ilmek oluyor. Aynı yere batmıyoruz yani. Aynı yere bassak zaten ilmeğimiz boşa çıkar. Bu şekilde burayı da tamamlamış oldum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle büyük bir parçada yapayım arkadaşlar. Nasıl göründüğünü son bölümde görüşmek üzere diyelim. Battaniye yapacak arkadaşlar, şöyle telli şişler satılıyor. Bunlardan alarak battaniye yapabilirsiniz. Çok kolaylık oluyor. Tunus işinde bunlar. Şöyle büyük bir parçada yaptım. Gördüğünüz gibi altıda hiç kıvrılma falan olmadı. Şöyle arkasında göstereyim. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Bence çok şık ve güzel oldu. Çok güzel. Atkı olur, bebek battaniyesi olur. Bence hırka, her şey olur diye düşünüyorum bu modelden. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.